Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Enpara mobil uygulamasında para transferi işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini anlatacağım. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekranı almanızı tavsiye ederim. Haydi videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar uygulamaya giriş yaptıktan sonra ana menüden transferler menüsüne giriş yapıyorum. Burada IBAN numarası, hesap numarası veya QNB Finans Bank ATM'sinden cep telefonu numarası ile para transferini gerçekleştirebiliriz. Ayrıca kolay adres bilgisiyle veya kare kodla para transferlerini de bir önceki videolarımızda anlattık. Bunları nasıl yapacağınızı da yine YouTube kanalımızdan videolarımızı takip ederek inceleyebilirsiniz arkadaşlar. IBAN numarasına tıklayarak ilerliyorum. Burada gönderen hesabımız vadesiz TL hesabımız seçildi. IBAN bilgisini bu alana kopyalayıp yapıştırarak yazdım. Ardından burada kamera seçeneğinden yine kamerayı okut seçeneğinden IBAN numarasını alacağı ait IBAN numarasını da okutabiliriz. Veya yine buradan tek tek yazarak veya yapıştırarak girebiliriz arkadaşlar. Alıcının isim, soy isim veya unvanını bu alana yazdıktan sonra bu adımı geçiyoruz. Veya kendimize göndereceksek kendime seçeneğini kullanabiliriz. Burada tutar belirlemek istiyorsak yine tutarı buraya yazdıktan sonra ilerleyeceğiz. Tüm bakiye aktar direkte. Hesabındaki bütün bakiyeyi yazdım buraya. Ardından transfer tipinden para transferi, aidat, diğer kira ödemesi, eğitim, e-ticaret, konut kirası gibi birçok seçenek karşımıza çıkıyor. Burada istediğimizi seçtikten sonra açıklama kısmını doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Açıklama kısmını doldurduktan sonra gönder diyerek para transferini tamamlayabiliyoruz. Aynı şekilde hesap numarası işlemlerine baktığımız zaman da burada alıcının isim, soy isim ve unvanını girdikten sonra banka tercihinde bulunmamız gerekiyor. Bankayı seçtikten sonra il ve şube tercihini belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Ardından alıcıya ait hesap numarasını girdikten sonra tutarına giriyoruz. Ve açıklamayı doldurduktan sonra gönder diyoruz arkadaşlar. Transfer tipini yine bu adımda belirleyebiliriz. Bu adımlardan sonra gönder diyerek son bir onay aşamasından sonra paramızı gönderebiliyoruz arkadaşlar. Yine QNB Finans Bank işlemlerine baktığımız zaman gördüğünüz gibi kalan günlük işlem tutarı ve adetinin 5000 TL ve 2 adet olduğunu görüntülüyorum. Aynı şekilde yine burada alıcının cep telefonu numarasını girdikten sonra yine rehberden buradan numarayı seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi veya burada 10 TL ve katları olması koşuluyla tutar girerek işlemimize devam edebiliyoruz arkadaşlar. Gönder diyerek buradan yine para transferini yapabiliriz. Arkadaşlar burada önemli olan dikkat etmemiz gereken yer burada IBAN numarası ile yaptığımız işlemlerde 20.000 TL'ye kadar fest ücretleri yine burada ücretsiz. Yani siz 20.000 TL üzerindeki para transferinde sadece iş günlerinde yani mesai saatleri dışında işlem yapamıyorsunuz. Akşam 17-15'e kadar burada ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da aslında iyi bir özellik. Birçok bankada fest işlemleri bildiğiniz üzere mesai saatleri dışında olduğu için burada ücretli oluyor. QNB Finans Bank'a bağlı olan Enpara Mobil'de bu işlem tamamen ücretsiz arkadaşlar. 20.000 TL bandına kadar. Genellikle zaten 20.000 TL ve altında yapılan işlemlerde EFT işlemleri kullanılıyor. Burada ücretsiz olması sizin için çok iyi bir avantaj. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizleriniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.